Arkadaşlar selamünaleyküm. Arkadaşlar en son müteahhirin döneminde kalmıştık sanırım. Alırsanız başlayalım hocam. <laughs> müteahhirin dönemi 11. yüzyıldan başlayıp günümüze kadar uzanan geniş bir zamandır. Yani Eşari'den, Maturi'den sonraki dönem hocam müteahhirin dönemi olarak ifade edilir. Ee, özellikle hocam e, bu dönemde çok önemli bir kişi, çok önemli bir şahsiyet, çok, çok önemli bir sima var. O da kimdir hocam? İmam-ı Gazali'dir. Zaten adam bir deha karşımıza çıkıyor. İslam i̇şte, e, tarihinde diyelim veyahut tasavvuf tarihinde. Adam her alanda var. Mantık ilminde, tasavvufta, felsefede, kelamda. Ya bilmediği e, alan yok. İnanılmaz bir e, deha diyebiliriz yani Gazali. O yüzden mütahhirin döneminin en önemli şahsiyeti hocam kimdir? Gazali'dir. Bunu unutmayın. Öyle Gazali'yi çok sever. Buhari bir, Gazali 2. Daha sonra hocam e, kelam ve İslam ilimleri Taftazani ile ile birlikte büyük bir suskunluğa giriyor Taftazani ile. Müslüman alimler özgün eserler yazmak yerine artık hocam neler yazmıştır? İşte şerhler yazmışlar, haşiyeler yazmışlar, tarihler yani yorumlar, işte açıklamalar, e, kısaca özet eserlerle ilgilenmişler. Yani böyle başta başına ya bu adam bu eseri yazdı diyebileceğimiz bir dönem değil. Ama önceki dönem Gazali dönemi ya da şey dönemi çok öyle insanların eser yazdığı, eser ortaya koyduğu bir dönem olarak kabul ediliyor. Üçüncü dönem ise e, El-Fadali var. Bu da hocam önemli. Genel manada şöyle bakarsak hocam. E, müteahhirin dönemini üç şekilde ele alabiliriz. Bir, Gazali dönemi. Bir dönem olarak kabul ediliyor. İki, Gazali sonrası felsefe Felsefi kelam dönemi artık felsefenin özellikle girdiği bir dönem. Üçte taftazani sonrası tekrarcılık dönemi. Yani şer ve e, talihçilik dönemi olarak genelde üç dönemi arkadaşlar ayırıyoruz. Üvüsemi bu şekilde sorabilir yani bu üç dönemi. Öncelikle hocam e, gazali dönemiyle başlayalım. Kelamda gazali dönemi. Hocam gazali Kelama getirmiş olduğu yeniliklere baktığımızda Aristo mantığının esaslarını benimsemiştir. Mesela Aristo mantığı denilince hocam özellikle Aristo mantığında işte kıyas çok fazladır. Kıyas kullanır. Ondan sonra akıl yürütme e, çok fazladır Aristo mantığında. E, bunlar yani etkili oluyor. Kıyas ve akıl yürütme etkili oluyor bu dönemde. E, Bakallani in ikasi edille nazariyesini e, reddetmiştir Gazali reddediyor. Bakılan in ikasi edilleyi savunuyor. Yani bir e, delil varsa o delille alakalı e, derde der batıl olur. Delil medlül şeklinde bir delil iptal olduğu zaman onunla ilgili medlüller de batıl olur diyor bakıllani ama Gazali hayır bir delil iptal olduğu zaman medül batıl olmaz buna karşı çıkıyor. Yani in, in, İkase edille teorisini reddediyor ki Gazali reddediyor. Unutmayın. daha sonra Gazali ile alakalı çalışmalara baktığımızda ÖSYM'nin hocam en çok en çok sevdiği alanlardan birisidir eserleriyle alakalı. Hocam bir El Munkız Mine Delal adlı eseri var e, Gazali'nin. ÖSYM hocam bunu sınavda sordu. Bakın sınavda sordu. Dedi ki El, e, el e, Gazali El Munkız Mine Delal eserinde hakikati, gerçeği arayanları kaça ayırmıştır? Bunlar kimlerdir? şeklinde bir soru sordu hocam. Bu da A şıkkı kelamcılar, B şıkkı filozoflar, C şıkkı batıniler, D şıkkı mutasavvıflar şeklinde bir soru soruldu. E şıkkında da bir şey daha vardı. E... Şeklinde hocam dört dörde ayrılıyor. Bunları hocam bilelim. Kelamcılar, filozoflar, batıniler, mutasavvıflar şeklinde e, dörde ayırıyor. Hakikati aranlar hangi hangi eserde? El kızmine Mine Dela adlı eserde. Çok güzel bir eser. Ee, ne oldu bir şey oldu mı? Şu an ekrem var sanırım. Öyle biraz kemer kaybedeyim. Hocam, Miiyarül Ilim adlı eserinde ise mantığın öneminden bahsediyor. Çok önemli bir şey değil. Eserini bilelim. Mi'yarul ilim. Mantıkla alakalı bir eser. El Mustasfa mantık bilmeyenin ilmine güven olmaz der. El Mustasfa. Yani burada Gazari'nin e, belirttiği durum mantık ilmidir. Mantık ilmini çok önem veriyor. Bununla alakalı bir eser. İlcamul Avam An ilmil Kelam adlı eser ise yine çok önemli bir eser. Şimdi hocam normalde bu eserde özellikle hani eseri özetlersek Gazali diyor ki Ben var mıyım hocam? Evet hocam eserleri sorarlar. Ee, eserler önemli. İlcamül an anil e, kelam an ilmin kelam adlı eserini özet hocam Gazali diyor ki şu mesela kelam ilmi olsun kelam ilmi olsun diyor ki Normal bir insan yani bu insanlara avam diyoruz ya avam yani okumamış normal bir insan işte öyle çok fazla ilimle uğraşmamış normal insanlar avam kelam ilmiyle ilgilenmemeli. Kelam ilmiyle ilgilenmemeli çok önemli bir cümle bu. Neden? Çünkü diyor adam kelam ilmiyle ilgilenirse sapıtabilir. Yani bilgisi olmayan bir konuda derinlemesine işin içine girerse sapıtabilir, inancı zarar görebilir şeklinde bir düşüncesi var ki böyle mi bence böyle hakikaten. Örnek diyelim hocam. Bir bugün işte e, annemizde, babamızda, amcamızda Kur'an mahluktur meselesini konuşabilir misiniz? Kur'an mahluktur. Yani Kur'an yaratılmış mı, yaratılmamış mı? Vehhut e, iman is, imanda istisna konusunu konuşabilir misiniz? İnşallah müminim deme e, demek doğru değildir diye e, söyleseniz adam sizi dinden çıkarır yani tekfir eder şey olsa dahi veyahut ne bilim e, gibi gibi yani imani konularda yani kelam konularında e, halk ile konuşulmaz çünkü adamın bir bilgisi yoktur varsa da rastgele sağdan solda duyumlardır e, ne desen adamı ikna edemezsin bu yüzden Gazali diyor ki eee Avam insan, halk kelami tartışmalardan uzak durmalı. Bunu savunuyor. Derken de, Fadali adındaki kişi de Fadali hayır diyor. Halk kelamla ilgilenmelidir. Uğraşmalıdır, tartışmalıdır diyor. Tabii ki eğer bir, bir bilgisi varsa uğraşmalı diyor. Diyor Gazali zaten. Gazali bunu inkar etmiyor ama halkın kelami tartışmalar girmemesi gerektiğini ifade ediyor. Odan bilmişse, okumuşsa, araştırmışsa tabii ki girebilir diyor. Fadali Gazali'ye karşı şu eseri hocam kaleme alıyor. Kifayetül avam fi ilmi kelam şeklinde ki hangi esere karşı İlmi avam an ilmi kelam. Bakın burada avamdan çıkarın Gazali Gazali'nin eserini. Aynı şekilde de Kifayetül Avam fi ilmi kelam adlı eseri yazıyor cevap olarak. İki eser de önemli, karşılıklı. Eserler önemli. Diğer eser Mekasıdı Felasife. Bu da Gazali'nin eserlerinden biridir. Filozofların maksatları anlamına gelir hocam. Filozofların amaçları, maksatları. Farabi ve i̇bn Sinan'ın eserlerini okuyarak onların felsefelerini anlamaya çalışmıştır. Onların maksatları ne olduğunu bu eserde hocam yazmıştır. Avamlar için yeterli olan e, kelam bilimi. Aynen. Bu eser önemli. Yine daha önce sanırım sınavda sormuşlardı ÖABT'de. Aynen öyle. Kesinlikle. Ee, bir de çok önemli eser olan e, Tehafütül Felasife oracın. bakın felsefe ile alakalı bir eser ama ÖSM bunu hocam 2-3 e, defa sordu. Yine önemli. Bu da filozofların tutarsızlığı anlamına geliyor hocam. Filozoflar derken işte ne bileyim Meşai filozofları i̇bn Sina gibi Farabi gibi kişiler hocam e, ne yapmıştır? e, ee, bazı hatalar yapmıştır. Farabi İbn Sina gibi. Bunu tabi Gazali iddia ediyor. Biz tam ne bilmiyoruz. Tabi onlar da bir reddiye yazıyor. Mesela İbn Rüşt onlar da. Ee, genel manada meşayi filozofları e, diyor ki Gazali 20 konuda meşayi filozofları hataya düşmüştür. Hataya düşmüştür 20 konuda. Bu e, 20 konunun 3 konusu küfre düşmüştür. Yani 3 konu küfre düştüklerinin tespitidir diyor. 20 konuda hataya düşmüştür. Bu 20 konunun 3'ü küfre düşmüştür. Hangi konulardır? Alemin kadim sayılması. Alem kadimdir diyorlar. Ee, Allah'ın cüz'ü olan şeyleri bilmediği, haşrın ruhani olacağı. 3 konuda ÖSM dedi ki birinci öncül, ikinci öncül, üçüncü öncül şeklinde hocam. 3 öncül olarak bir de 4 e, öncül verdi. E, hangisi? Bu konulardır dedi. Bu soru hocam çıkmış bir soruydu arkadaşlar. Daha sonra İbn-i Gazaliye Tehafütü Tehafütü Felasife adlı eserini yazarak e, Gazaliye reddiye yazmıştır. Yani aslında bu filozofların onları kastetmediği alakalı bir e, durum yani. Ya O filozoflar çok farklı filozoflar mesela i̇bn Sina işte Farabi gibi e, kişileri seven çok insan var bilmiyorum ben hak, e, çok fazla e, hani haklarında şey okumadım genel manada iyiler genel manada %90 belki yani %90-95-99 diyebiliriz iyiler ama Gazali diyor ki bu üç konuda küfre düşmüşler diyor yani bu da Gazali'nin tespitidir. Osmanlı'da tehafüt geleneği var. Buna birazdan geleceğim arkadaşlar. Osmanlı'da tehafüt geleneği var. Önemli. Öğüsü burada da sormuş sanırım. Bir de El iktisat Fil İkti, İtikad adlı eser var. Kelam eleştirisi yapmıştır. Keşfi bilgi övmüştür. Burada da e, Gazali e, kelamı eleştiriyor artık. <laughs> Normalde önce kelamcı oluyor Gazali. Kelama çok gidiyor. Daha sonra tasavvuf ehlini hocam e, övüyor. Yani tasavvuf işin artık son noktası gibi bir şey diyor yani kelamdan sonra. Ama kelam olmadan Tabii bunu bunlar bilmek zor diyor. Mantık bilmeden olmaz diyor. Kelam bilmeden olmaz diyor. En son hocam keşfi bilgiyi övüyor. Yani mükaşefe ilmini, tasavvufu, sufileri ölüyor yani. Ya yani bu da şunlar hocam. Bunları özetleyelim burada. Sonraki sınavda vardı. Bakın hocam, e, Gazali e, meşai filozofların üç konuda e, küfre düştüğünü ifade ediyor. Bir, alemin kadim sayılması. Hocam felsefeciler diyor ki mesela dünya, dünya, ondan sonra e, Mars, ondan sonra Jüpiter neyse veyahut işte Samanyolu galaksisi diyelim veyahut evren diyelim. Genel manada evren diyelim. Diyor tamam mı hocam bunun adı evren genel manada. Gazali diyor ki, e, pardon, felsefeciler diyor ki evren e, kadimdir. Evren kadimdir. Hocam kadim ne demek? Kadim sonu olmamak demektir. Yani evrenin sonu yoktur diyor. Yani kısaca şunu anlayabiliriz. Evren baki'dir. Filozoflar öyle diyor. E, Gazali Gazali'den anladığımız kadarıyla. Yani evrenin sonu yoktur. Kıyamete kıyametten sonra da devam edecektir. Yani sonu yok. Bu İslam inancına göre aykırı bir durum. Ayet-i Kerime'de her şey son bulacak. Allah'ın yüzü hariç. Baki o ayeti vardı. O ayet Salih Hocam. Her şey yok olacak. Meşayi filozofları i̇bn Sina aynen. Farabi, Kindi, İbn-i Bacce, i̇bn Rüşd gibi filozoflardır hocam. o ayet vardı. Salih Hocam o ayeti paylasın. Her şey son bulacak. Allah'ın yüzü e, veçiy hariçten yani hatırlayın. İşte o veçiy kavramını yine de e, genel manada konuşuyorduk ya. E, yani o ayet e, gösteriyor aslında. Her şey yok olacak. Bu evren dahi olsa, e, kainat dahi olsa son bulacaktır Allah hariç. bunu anlıyoruz hocam. E, ama filozoflar diyor ki hayır. Evren kadimdir. Evrenin yok olmayacağını ifade ediyor. İşte Gazali burada filozofların küfre düştüğünü söylüyor. Bir, burada küfre düşmüştür. Yani bunu diyen birisi küfre girer diyor. Günümüzde de öyle yani. Şu an siz hocam şunu iddia etseniz, evren, dünya, Mars, Jüpiter neyse bunlar kadimdir, bakirdir derseniz küfre girmiş olursunuz İslam inancına göre. Daha sonra Allah'ın cüz'i olan şeyleri bilmediğini ifade ediyor felsefeciler. Hocam mesela cüz'i yani küçük şeyleri, küçük hadiseleri bilemeyeceğini iddia ediyor. Mesela hocam şöyle düşünün bir işte taş var. Bir taşın içerisinde moleküller var ya küçük 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 böyle noktalar var. Zira aynı bir zerre kadar. E, felsefeciler diyor ki Allah diyor bu küçük zerreleri bilemez. Haşa bilemez. Küçük hadiseleri e, bilemez gibi gibi yani düşünebiliriz büyük şeyleri bilir ama küçük şeyleri bilemez şeklinde hocam e, bir iddiaları var yine Gazali'nin al şeye göre burada da küfre düştüğünü e, ifade ediyor Gazali çünkü İslam inancına göre hocam e, şöyle bir inancımız var hani semi özellikle e, semi e, ondan sonra basar adlı Allah'ın sıfatlarında şunu anlıyoruz.